Şimdi gelin bir Skype bağlantısı yapalım. Arkadaşımız Erdem Akbaş'la Fenerbahçe'nin hem performansını hem de gündemini değerlendireceğiz. Erdem, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, şimdi derbi sonrası verilen bir reaksiyon diyebiliriz aslında bu karşılaşma için. Jose Mourinho'nun farklı tercihleri olduğu ilk 11 özelinde bunlardan da bahsederiz ama önce istersen şöyle bir 2-1'lik galibiyeti değerlendirelim ilk olarak. Tabii sen de değindin. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin gerçekten böyle bir galibiyete çok fazla ihtiyacı vardı. Tabii dün skor birazcık daha farklı olsa moraller biraz daha fazla yükselebilirdi. Ama bu anlamda böyle bir süreçten çıkmak da kolay değil. Maç sonu Beko'ya bunu sorma fırsatımız oldu. Tabii ki de derbi mağlubiyetlerinden sonra futbolcuların da maçlara hazırlanması kolay olmuyor ama çok tecrübeli bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin. Bu anlamda zorlanmadı Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazırlanmak için. Maça gelecek olursak Fenerbahçe evet belki çok iyi oynamadı ama ilk 11'inde 5 tane oyuncuyu değiştirdi. Bekao, Amrabat, İrfan Cengiz ve En-Nesyri normalde kulübede gördüğümüz isimlerdi. Bu isimlerin 11'e döndüğünü, 11'e girdiğini gördük. 5 oyuncunun değiştiği bir rotasyonda oyun olarak da aslında Fenerbahçe çok da verimsizdi diyemeyiz. Çünkü gerçekten bu oyuncular antrenmanda birlikte oynuyor ama maç ritmi, maç performansı çok başka. Maç içinde uygulanan taktikle, maç içindeki aksiyonla antrenmanlardaki heyecan bile aynı olmuyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin oyunu birazcık da böyle değerlendirmek lazım. Tabii karşılığını aldı Mourinho, puan olarak aldı, oyun olarak tam aldığını söyleyemem. Ama bunun içinde sürece ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin hala zamana ihtiyacı var. Evet, eleştirileri okuyoruz, eleştirileri görüyoruz. Hala oyun olarak istenilen seviyeye gelmediği söyleniyor ama gerçekten geçen seneki oyunla bir kıyas yapıldığı için haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü geçen seneki gibi hiçbir zaman oynamayacak Fenerbahçe. Belli dilimlerde evet o oyunları göreceğiz. Belki o setleri yeniden izleyeceğiz. Belki o bek bindirmelerini göreceğiz ama bu 90 dakikaya yayılmayacak. Mourinho'nun böyle bir mantalitesi kesinlikle yok. Bunu gördük, bunu İlerledikçe daha fazla görüyoruz. Fenerbahçe'nin sadece gol yeme problemini çözmesi lazım. Çünkü Mourinho gerçekten sezon başı kampı boyunca lig başlayana kadar savunma ağırlıklı antrenmanlar yaptırmış. Ve bu savunma ağırlıklı antrenmanlar yapıldığı ortamda Fenerbahçe'nin bu kadar kolay gol yemesi de kabul edilebilir değil. Bu anlamda Amrabat'ı birazcık daha fazla artık takıma oturdukça stoper tandeminin belli oldukça diyelim. Çünkü Çağlar 11 maçın 10'unda ilk 11'de başladı. Yanındaki stoper sürekli değişiyor. Buradaki isim de artık sabit oldukça. Bekler birazcık daha artık belli. Çünkü Osayi'nin dönüşü oraya da geleceğim etkili oldu. Fenerbahçe daha az gol yiyen bir yapıya dönüşecektir. Tabii daha az gol atan takım nasıl olacak? Bu anlamda gerçekten şu var. 3 günde bir maç oynamak Fenerbahçe'nin ilacı. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey gerçekten yoğun maç fikstürü. Çünkü bu kadar derin bir kadroyu başka türlü formda tutamazsınız. Fenerbahçe 3 günde bir maç yaparsa gerçekten bence sezon sonunda lig özelinde söyleyeyim en azından mutlu sona ulaşabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin kulübesi oynadıkça form tutacak, oynadıkça birbirine alışacak, ritim yakalayacak oyunculardan kurulu. Haftada bir maç yaparak bu oyuncu grubundan maksimum verimi alamaz Mourinho. Çünkü gerçekten son 10 dakika oyunu almakla bir oyuncunun maç ritmini yükseltemiyorsunuz. Fenerbahçe 3 günde bir maç yaparsa Avrupa Ligi, Süper Lig, Kupa bu ritmi yakalayabilir. Çünkü geniş bir kadrosu var. Bugün Amrabat olmadığında İsmail kulübede İsmail'i 3 günde bir maç olursa İsmail de oynayabilir. Cengiz de oynayabilir. İrfan da oynayabilir. Oğuz Aydın da oynayabilir. Cenk Tosun da oynayabilir. Gerçekten bu geniş kadroyu kullanması için yoğun fikstüre ihtiyacı vardı. Belki absürt gelebilir. Yoğun fikstürden şikayetçidir takımlar genelde ama Fenerbahçe için ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü geniş bir kadro var. Bu kadroda her oyuncu oynamak istiyor. Oynamak isteğinin dışında gerçekten formda bir takım yaratması için Mourinho'nun da her oyuncusunun hazır olması lazım.
Dün mesela Osayi'yi gördük. Osayi sakatlıktan döndü ama belki biraz yine bir ağrı hissetti sanki maç içinde ama oyuna girdikten sonra gerçekten etki etti. İkinci golde onu bindirmesiyle çarpan topla geldi. Oyuncu özelinde de değerlendirelim bazı isimleri. Mesela Çağlar Beka yine çok iyiydi. Çağlar golde attı aynı şekilde. Bu iki oyuncunun uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Ben Kasımpaşa maçında da bu iki oyuncuyu canlı izleme fırsatı bulmuştum. Ve gerçekten sert bir savunması vardı Fenerbahçe'nin. Hava toplarında çok iyiydi, ilk toplarda çok iyiydi. Beka ikili mücadelelerinin birçoğunu kazanmıştı. Dün de yine bu ikiliyi gördük ve Beka 15 ikili mücadele, 6 hava topu, 3 top kapma gibi Avrupa Ligi'nde ilk kez Fenerbahçeli futbolcu böyle rakamlara ulaşmış. Yani şimdi demek ki burada bir şey gözüküyor. Yani Mourinho'ya akıl vermek gibi olmasın diyor herkes ama artık akıl verilmesi gereken yerde de insanlar birbirine akıl vermelidir. Yani bu Mourinho'da olsa İngiltere'de Guardiola'ya akıl veriyor basın mensupları. Aklımızı alır almaz o ayrı konu ama Beka ile Çağlar Fenerbahçe'nin artık ana stoper ikilisi olmalıdır. Bu net bir şekilde gözüküyor. Aynı şekilde Osayi döndüğü zaman bence ilk 11'in vazgeçilmez isimdir. Osterwolde dün zaman zaman sırıtsa da iyi bir oyun sergiledi. Tabii orada Kostiç alternatifini göreceğiz özellikle liglerde. Amrabat artık bence formayı kaptı. Ya yani Fenerbahçe'nin ilk 11'i şekilleniyor. Mourinho deneye deneye ilk 11'i şekilleniyor. Burada da yoğun maç fikstürü diğer oyuncuların süre almasına fayda sağlayacak. Fenerbahçe'nin ben her geçen hafta form grafiğinin yukarı çıkacağını düşünüyorum. Oyun tatmin etmedi bence de. Çünkü Union Saint-Gilloise Fenerbahçe ile en azından rekabet edebilecek seviyede, ekonomik seviyede de bir kulüp değil ama gerçekten onlar da iyi hazırlanmıştı. Bir de şuraya parantez açalım oyunla ilgili. Ben orada olduğum için Fenerbahçe önde baskı yapan, pres uygulayan, 3. bölgeye iyi yerleşen takımlara karşı çıkmakta zorlanıyor. Bunu Lille maçında, Galatasaray maçında ve dün Union Saint-Gilloise bunu en azından Lille ve Galatasaray kadar iyi uygulayamadı ama kısmen uygulamaya çalıştı. Fenerbahçe'nin bu takımlara karşı çıkmakta zorlandığını görüyoruz. Daha çok uzun toplara yöneliyor ve bu da oyundaki ritmin düşmesine, birazcık da oyundaki kalitenin düşmesine ve haliyle de tribündeki homurdanmalara sebep oluyor. Buna bir çözüm bulunacaktır çünkü Fred'in burada bir düşüş yaşadığını görüyoruz ama Fenerbahçe'nin uzun toptan birazcık daha savunmadan çıkmak için Amrabat-Fred bağlantısına ve devamında da formda bir Szymański'ye ihtiyacı var. Bunu beceremedi Fenerbahçe. Dün de denedi olmadı. Hatta Szymański birazcık daha kanada kaydı. Bu anlamda birazcık tepkileri ben oyunla ilgili tepkileri buna bağlıyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuna zorluyor rakipleri. Önde baskı ve sonrasında Fenerbahçe'nin uzun topa dönmesi. Çünkü En-Nesyri ve Edin Dzeko gibi iki tane pivot forveti var. Ama bu oyunda Fenerbahçe tribünlerini tatmin etmiyor gibi. Tabii buna çözüm bulacak isim de Jose Mourinho, Ezgi. Dün de basın toplantısında zaten birçok konuyu göğüsledi hoca ama aynı zamanda yani eleştirileri de eleştiriyle karşılık verdi. İki maç kaybetti sadece, sezonu kaybetmedik gibi biraz basın mensuplarını da haşladı Mourinho. Ama bu anlamda tabii ki de şunu görebiliyoruz. Mourinho değişen ve değiştiren bir teknik direktör. Sezonun 3. haftası evet benim daha fazla süre geçirmem gerekiyorsa geçiririm dedi. Türkiye Ligi'nde bunu görüyorum dedi. Rakiplerin süre geçirmesinden yakındı ve kendisinin de bunu uygulayacağını söyledi. Bu aslında bir anlamda kendisi adına bir değişim. Yani istemese de bunu ayak uydurabilirim dedi. Dün 5 tane oyuncu ilk 11'e attı. Bu da değiştirmektir. Yani Mourinho evet eleştiri var. Eleştirileri bazen basın toplantısında istemediğimiz şekilde karşılık verebiliyor. Belki soruyu sorarken eleştiri yapan basın mensubunu tabir yerindeyse bozabiliyor ama devamında bir şeyleri değiştirdiğini görebiliyoruz. İnatçı bir teknik direktör kesinlikle değil. Bence bu anlamda Fenerbahçe birazcık Mourinho konusunda da Fenerbahçe kamuoyu birazcık Mourinho konusunda da sabırlı davranmalı. Çünkü yeni bir futbol atmosferine gelmiş. Ne kadar tecrübeli bir teknik adam olsa da yeni bir futbol atmosferine ve kendi oyununu oynatmaya çalışıyor. Buna da saygı duyulması lazım. Geçen seneki oyunu oynatabilir, belki bu ezberden devam edebilirdi ama
O zaman Mourinho neden geldi diye insanlar da sorgulardı. Mourinho kendi oyununu oynatmaya çalışıyor Fenerbahçe'ye. Bunun için de bu oyunun %100'e ulaşması için de birazcık da zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe maç ritmi 3 günde bir maç oynadıkça oyun pratiği de gelişti Gezgi. Peki Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz yorumları için. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Erdem çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.